Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçime ihtiyaç olmadığı yönündeki görüşünü yineleyerek Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak. Milletvekili seçimleri 2023'te yapılacaktır dedi. Bahçeli ayrıca sosyal medya alanında yasal bir düzenleme yapılmasının artık mecburi bir hal aldığını ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına bir genelge gönderdi ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Sözlerine, Türkiye'yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28. dönem milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır, diye başlayan Bahçeli şöyle devam etti. Erken seçim söylemi, ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgahtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur. Erken seçime ihtiyaç olmadığı gibi bununla ilgili dolambaçlı yollardan zorlama yapanlar, demokrasi ve millet muhalifi çevrelerden başkası değildir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün teşkilatlarıyla zamanında yapılacak bir seçim için siyasi çalışmalarını sabırla icra edecektir. Herkesin buna muvafık davranması şarttır. Bu videonun yapımcısı olarak benim şahsi görüşüm şu şekilde arkadaşlar. Eğer Sayın Devlet Bahçeli erken seçimden bahsettiyse büyük ihtimal erken seçim olur. Ama ben şahsen erken seçimlerden yana değilim. Biz milletvekillerini 5 yıllığına seçiyoruz. 5 yıl görev yapsınlar. Başarılılar mı değiller mi görelim. Ona göre bir dahaki sonraki seçime girelim. Ayrıca yapılan her bir seçimin ülkeye bir mali külfeti var. Bu seçim ekonomilerinin maliyeti de yine halkın omuzlarında, halkın vergilerinden çıkarılıyor. O yüzden erken seçimlere prensip olarak karşıyım. Videomu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.